Dijitale Kalpten Bağlı Aile kitabının içeriğinden bahsedebilir misiniz biraz? Aslında Dijitale Kalpten Bağlı Aile, biz bu projeyi 2 sene önce başlatmıştık. Şimdi o kadar hassas bir aile kavramı hepimiz için önemli ve hassas. Üstüne bir de çocuk yetiştirmek ayrı bir hassasiyetti. Konusu olduğu için buradaki biz aslında çalışmalarımızda bilimsel anlamda, akademik anlamdaki aynı zamanda pratikte olarak çalışmalar gerçekleştirdik. Buradaki kitapta bütün yazarlarımız hem akademisyen çoğunlukla, bazılarımız da aslında bu hayatta anneler olarak da aldık. Akademisyen ve ebeveyn olan hocalarımızla biz buradaki çalışmayı nasıl hissederek hissettirmeye çalıştık, aktarmaya çalıştık ve her kitabın sonunda aslında biz anketi yaparak biz çocuklarımıza ne kadar bağlantıdayız? Gerçekten kalpten bağlı mıyız birbirimize? Buradaki çünkü biz ayrıca da biz bu kitapta sadece kendimizi düşünmedik. Aynı zamanda bizim anneanneler, dedelerimiz, babaannelerimizin de bu kitabı okumasını istedik. Çünkü biz çocuklarımızı oraya bırakıyoruz. Onlarla büyüyorlar. Onların kopmaması gerekiyor birbiriyle. Peki Dijitale Kalpten Bağlı Ailenin aynı zamanda bir masal eki de var. Bundan da biraz bahsedebilir misiniz? Masal aslında hikaye ve masal diyelim. Çünkü aslında en çok 3 tane konu aldık. Bu 3 konunun şu anda dijital dünyada çok önemli karşılaştığımız problemlerde. Birisi siber zorbalıkla ilgiliydi. Diğer bağımlılıkla ilgili, aşırı bağımlılık ve asosyallikle ilgili. Bu 3 konuları alarak aslında çocukların anlayacağı, ilkokulun anlayacağı dilde bu çalışmaları gerçekleştirdik. Yani o çocuklar bunu okurken neye dikkat etmesi gerekiyor ve nasıl davranması gerektiği tatlı dille, bir avatarla ve bir karakterle. Çünkü bu çocuklar oyun karakterlerine ve avatarlara alıştığı için aslında biz de kitabı o formatta gerçekleştirdik. Merhabalar Ece Hanım. Dijitale Kalpten Bağlı Aile kitabında sizin bölümünüzün adı Efe'yle Dijital'den Tatlı Anlar. Ne anlatıyorsunuz acaba bu bölümde? Ben kitaba destek yazımı yazdığımda oğlum 1,5 yaşındaydı ve pandemiyi de yaşamıştık. Dolayısıyla pandemide aslında dijitalden kaçamayacağımızı anladık. Çünkü eğitim bile online'a yöneldi. Ama benim çocuğum küçüktü. Dolayısıyla ben biraz daha rahattım. Ancak ne zaman 2 yaşına geldi, yani biz 2 yaşında ekran göstermeye izin verdik. İşte çizgi filmleri izlemeye başladı. Şu anda da 3,5 yaşına yaklaşmışken artık giderek o kademeli arttırdığımız süreler arttı. Ancak ne yapıyoruz? Kontrollü, denetimli videolar izlemesine dikkat ediyoruz. Ben önceden videoların çoğunu izliyorum zaten. Uygun olmayanları blokluyorum, siliyorum. Ve eline verdiğimiz tablette sadece çocuğun kullanmasına uygun uygulamaları yükledik. Diğerlerini zaten bilmiyor. Bu yeni nesil teknolojinin içine doğdular ve biz de böyle bir ikilem yaşıyoruz aslında. Ben kitap bunu da yazdım. Bir ikilem var. Bunu itiraf ediyorum. Ben de ikilemi yaşıyorum. Eminim pek çok anne baba da bu ikilemi yaşıyor. Çünkü bu kuşak zaten dijitalin içinde. Zaten teknolojiyi öğrenmek, bilmek zorunda ki işte sosyal hayatında, iş hayatında ilerleyebilsin, gelişsin, okul hayatında da öyle. Çünkü bütün akranları da o şekilde olacak. Geride kalmaması gerekiyor. Ama bir yandan da biz ebeveynlere düşen görev çocuğumuzla kaliteli vakit geçirmek, onunla hala işte renkli hikayelerin olduğu kitapları okumak, yan yana oturmak, birlikte spor yapmak ki ben oğlumla bunu çok yapıyorum ve bunu çok aşılıyorum. Yani spor yaptırtırsanız çocuğumuza egzersiz, açık havada işte hareketler, etkinlikler, o zaman o dijitalde harcayacağı zamanı biraz daha gerçek yaşama aktarabiliyorsunuz. Biraz bize emek düşüyor, görev düşüyor. Denetimi yapmak, yaşına uygun süreleri belirlemek ve izin vermek, ama onun dışında da çocuğunuzda mutlaka ve mutlaka onu
bunu geliştiren, aynı zamanda birlikte keyifli vakit geçirdiğiniz böyle kaliteli vakitler geçirmek. Peki sizin için dijital dünyanın önemi nedir? Tabii ben bir dijital içerik üreticisi olduğum için sonuçta benim işimin gereği bu. Özellikle pandemide ve doğum sonrasında çok fazla dijitalde iş yaptım. Yani sunuculuğumda, konuşma yaptığım konularda, seminerlerimde, keza spor videolarım, her şeyim, sporum dijitale kaydı. Instagram ve YouTube'da çok aktif bir şekilde zaten takipçilerimle sağlıklı yaşam, spor, yoga paylaşıyorum bu içerikleri. Dolayısıyla ben işim gereği dijitalin içindeyim. Pandemide hepimiz evlerdeyken işte evde sporun önemi arttı veya evde sağlıklı tarifler yapalım. Ben hep bunları paylaştım. Benim için kaçınılmaz zaten işimin bir parçası. Ama ben bunun yanı sıra hala açık havada yürüyüşümü yapıyorum. Nefes almaya gayret ediyorum. Kitap okuyorum hala. Belki çok eski, geleneksel bulunabilir ama çok fazla kitap okuyorum. Dolayısıyla bu şekilde dengeliyorum. Sizin kitaptaki bölümünüzün adı Eyvah Alfa Kuşağı geliyor. Tam olarak ne anlatıyorsunuz bu bölümde? Öncelikle dijitale kalpten bağlı aile kitabı. Türk aile yapısına uygun hazırlanmış rehber niteliğinde bir kitap. Kitapta dijital dünyada dil becerileri, sağlıklı beslenme, geleceğin meslekleri gibi çeşitli konularda çok kıymetli bilgiler ailelere aktarılmaktadır. Ben Alfa Kuşağı annesi olarak Alfa Kuşağı'nı kaleme aldım. Alfa Kuşağı 2016 yılı ve sonrası doğan çocukları temsil etmektedir. Bu çocuklar doğdukları andan itibaren teknolojiyle tanışmaktadır. Bilgiye hızlı ulaşan, dikkat süreleri kısa, kısıtlamalardan pek hoşlanmayan bir nesil. Aslında internet bilinçli kullanıldığında faydalı. Hatta UNESCO'nun bununla ilgili bir raporunda internetin belli bir süre zaman geçilen çocukların sosyal ilişkilerinin daha iyi olduğunu açıklayan bir raporu var. Ancak bilinçsiz kullanımda siber zorbalık, akran sorunları, dolandırıcılık gibi olumsuz sonuçlar doğabiliyor. Bu anlamda biz ailelere düşen bazı görevler var. Öncelikle çok iyi bir dijital okur yazar olmalıyız. Hani ben teknolojiden anlamıyorum deyip çocuklarımızı takip etmemek gibi bir lüksümüz olamaz. Mutlaka onların izledikleri videoları, oynadıkları oyunları takip etmeliyiz. Yaşlarına göre sınırlar getirmeliyiz. Onların karşılaşabileceği sorunları onlara anlatmalıyız. Ve asla kişisel bilgilerini, fotoğraflarını paylaşmamaları gerektiğini onlara göstermeliyiz. Bu anlamda ben yazdığım bölümde nasıl daha dengeli bir dijital çağ kuşağı oluşturabiliriz? Bu anlamda ailelere bir yol göstermek istedim. Sizin kitaptaki bölümünüzün adı Evvel Zaman İçinde, Oyun Zamanı İçinde. Acaba ne anlatıyorsunuz bu bölümde? Biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi oyunun önemini anlatıyoruz. Biliyorsunuz oyun çocukların dilidir. Oyuncaklar da çocukların kelimeleridir. Dolayısıyla çocuklar asıl dışarıda sokak oyunlarını oynarlarsa, hoplayıp zıplayıp eğlenirlerse, beden hareketleri yaparlarsa çok daha kaliteli vakit geçirirler. Daha dinç olurlar, sağlıklı olurlar. Biz ekran başında çok uzun süre geçirmelerindense dışarıda oynamaları ya da beden hareketlerini artırdıkları oyunlar oynamalarını tavsiye ettik. Ve bu bölümde eskiden anne ve babaların akşam ezanı okunduktan sonra eve geldiklerini ama şimdi onların çocuklarının hep evde vakit geçirdiklerini vurguladık. Ve oyunun çocuğun gelişimi için ne kadar önemli olduğunu vurguladık. Peki sizce dijital dünyanın önemi nedir? Dijital dünyada çocukların kopması mümkün değil. Artık hepimiz teknolojik aletlerle hep iç içeyiz. Dolayısıyla çocuklar da hep teknolojik aletlerin bulunduğu, ekranların, dijital ortamın bulunduğu bir dünyaya doğdular.
Çocukların bu dijital hayattan koparmak mümkün değil. Biz çocuklara dijital hayatı doğru kullanmalarını öğreten, doğru yönlendirebilen ebeveynler olmayı tavsiye ediyoruz. Ebeveynlerin hepsi asla yasak koymadan çocuklarına süre kısıtlamalarını çocukla birlikte karar vererek dijital hayatta doğru yerlere gitmelerini öneriyoruz. Anne ve babalara bu anlamda çok iş düşüyor.